arkadaşlarımızın emeklerini boşa çıkarmamak adına İnegöl'le hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan beklentimiz var. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu konuda personelimizden Mahmut Nari arkadaşımız küçük bir açıklama yapmak istiyor. Tabii. 15 Eylül temizlik etkinliği, temizlik personelinin basın açıklaması. Değerli hemşerilerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren İnegöl sokaklarına inip gün boyunca gece gündüz demeden şehrimizi temiz tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada tüm hemşerilerimizden gerekli hassasiyeti gösterip bizlere destek olmasını bekliyoruz. İnegöl'ün her sokağını, her caddesinde, her kaldırımında izi bulunan mesai arkadaşlarımla birlikte 15 Eylül Dünya Temizlik ve Toplama Günü vesilesiyle sizlerle bir çağrıda bulunmak istedik. Sizler için kolay ve ufak ancak daha temiz bir İnegöl için önemli birkaç hususu hatırlatmak istiyoruz. Lütfen çöp günlerinde dışında çöplerinizi çıkarmayalım. Boş arsalara, yeşil alanlara çöp atmayalım. Güzel memleketimizi hep birlikte daha da güzelleştirelim. 15 Eylül ve aynı zamanda Dünya Temizlik ve Çöp Toplama Günü. Bu etkinlik vesilesiyle malumunuz hedefleri olan bir kurumuz, hedefleri olan bir şehiriz. Bu alanda mesafe almak istiyoruz ve daha yaşanabilir, daha temiz, daha bu konuda markalaşmış bir şehir oluşmasını istiyoruz. Aslında çok kolay, hiç de zor değil. Bunu başarabilmemiz her an mümkün. Bugün çalışma arkadaşlarımızın emeğinin sesi olmasını istedik aslında. Arkadaşlarımızın, sözcüğümüzün, Mahmut Bey'in. Burada ellerindeki dövizlerde mutlaka odaklanmışsınızdır. Temizliğin imandan olduğunu ve yine buna benzer ifadelerle bizlere yardımcı olunması noktasında kirletmeyerek katkı sunulmamız gerektiğini, beklentilerimizi paylaşmış oluyor arkadaşlarımız. İnanın yaz kış demeden sabahın erken saatlerinde gerekli malzemelerini yanlarına alarak sahaya iniyorlar. İnegöl'ün 3600 tane sokak ve caddesi var. Bu 3600 tane sokak ve caddeye her bir yere bir tane personel verme şansımız yok. Hiçbir yerde yok aslında, bunu söyleyeyim. Tüm şehirler temizlenerek kirlenmekten kurtarılıyor. Ben bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Farkındalığımızın bu noktada eksik olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketle çalışma arkadaşlarımızın bugün sayısı yaklaşık olarak 200 dahi değil. Yeni yeni şimdi ilave arkadaşlarımız da bünyemize dahil etmeye çalışacağız, katmaya çalışacağız. Ancak tabii insan eliyle temizliğin tek başına yeterli olmadığını vurgulamak isteriz. Yine kısa o gün binlerce gönüllü insanın haydi yapalım sloganıyla başlattığı bu temizlik seferberliği bugün tüm dünyada Dünya Çöp Toplama Günü etkinliğine dönüştüğünü görüyoruz. Yine bizler temizlik hususunda göreve geldiğimiz günden bugüne bir duruş sergileyerek ortaya koyarak hedeflerimiz ve hayallerimizi, çabalarımızı ortaya koyduk. Bu anlamda şehrimizde temizlik bilincinin oluşması için bu hedef doğrultusunda onlarca sosyal farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Yine temizlik hizmetleri, geri dönüşüm hizmetlerini kendi bünyemize dahil ettik. Burada teknolojiyi de kullanarak daha hızlı ve doğru iş yapabilme noktasında 7 yeni modeller geliştirmeye çalıştık. Yeni araçlarımızı, filomuzu oluşturarak yine ekibimizi takviye ederek ve yeni yatırımlarla bu hususta hem verdiğimiz önemi hem de fiziki iyileştirmeleri ortaya koyarak burada bir sinerji oluşturmak istedik. Bu konuda kararlıyız, ciddiyiz, disiplinliyiz. Bundan da taviz vermeyeceğiz. Halkımızın da buna ben destek vereceğini gayet iyi biliyorum. Aldığımız radikal kararlar, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla İnegöl'ü en temiz şehir ünvanına ulaştırmayı başaracağız. Bu doğrultuda en ciddi adımlardan bir tanesi biliyorsunuz bireysel çöp konteyneri uygulamasıydı. Bunların bugüne kadar 10 mahallemizde dağıtımı gerçekleşti. Fatih Mahallesi, Mesudiye, Yeni Mahalle, Ertuğrul Gazi Mahallemiz, Cumhuriyet, Burhaniye, Esentepe, Süleymaniye, Yunus Emre ve Osmaniye mahallelerimizde yaklaşık 8092 konteyner
ve 36.529 geri dönüşüm kutularını evlerimize, hanelerimize dağıttık. Amacımız bütün binalarımıza bu konteynerlere ulaştırmak, bütün hanelere de, bütün konutlara da geri dönüşüm kutularımızı ulaştırmak olacak. Kalan inşallah mahallelerimizde hızlı bir şekilde dağıtmaya devam edeceğiz. Tüm bunların yanında unutmamamız gereken bir husus, en iyi temizliğin kirletmemek olduğunu bence hatırlamak ve hatırlatmak. Çünkü hiçbir teknoloji, hiçbir ekipman, hiçbir yatırım insanlara bilinç aşılayamaz. Temizlik imandandır diyoruz ve bu konuda da özellikle durumu biraz da irite ederek herkesin bu konuda farkındalığının artmasını istiyoruz. Bir Müslüman kirletmez, kirletmemeli. Yani bu iki kelimenin yan yana asla gelmemesi gerekir. Ama şöyle bir etrafımıza baktığımızda çimenlerin üzerinde atıklar görüyoruz. Kaldırımlarda sigaraları görüyoruz. Yol Başkanım, kıyılarında bu yaptığınız oluyor mu şimdi yani? Sigaraları görüyoruz. Beraberinde çöp yığınlarını görebiliyoruz zaman zaman. Ve nihayetinde bunların oluşmaması pek mümkün. Çünkü bizler evlerini kirletmeyen bir toplumuz. Bizler iş yerlerini kirletmeyen bir toplumuz. Bizler İnegöl'ü de evimiz gibi bilerek İnegöl'ü de kirletmememiz gerektiğini inşallah en kısa zamanda anlayarak, farkına vararak buna destek verir hale dönüşeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Alınlarından öpüyorum. Gerçekten onlar öylesine bir iş yapıyorlar ki bugün bu çöpler temizlenmese, kaldırılmasa İnegöl'ün halinin ne olacağını siz düşünün. Şu anda bu kadar gayretiyle bu kadar temizlik yapabilen bu arkadaşlarımıza rağmen hala mahalle aralarında ve sokaklarımızda işte arabaların yanaştığı alanlarda, kaldırım kıyılarında, köşelerde, boş arsalardaki durumları sizler daha iyi biliyorsunuz. Çok basit, yani atmayarak, kirletmeyerek buna katkı vereceksiniz. Bakın kurduğumuz 153 sistemiyle ayağınıza kadar geliyoruz. Eski eşyalarınızı alıyoruz, molozları alıyoruz, atıkları alıyoruz, geri dönüşümleri düzenli, çöpleri düzenli alıyoruz. Daha ne olabilir? Yani varsa başkaca fikirler, bunları da dinlemeye ve uygulamaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Daire müdürümüz, tüm efendim saha ekiplerimiz, başkan yardımcım, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Katkı ve destek veren kıymetli halkımıza, iç halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu terazi giderek terse dönecek. Yani makul ve pozitif insanların yaklaşım ve tutumuyla tersine dönecek. Buna adımız gibi eminiz. Biz güzel bir toplumuz. Bu güzellikleri daha fevkinde yaşamak istiyoruz. Bu şehrin sadece mobilya, köfte, kaplıca ile anılmasını değil, tertemiz, pırıl pırıl bir şehir olarak da anılmasını ve bundan sebep bu şehri gelip merak edip insanların gezmesini ve görmesini hayal ediyoruz. Hepsi benim tersime. Yani başkanım evet güzel konuşuyor ama bence yanlış konuşuyor, bence atın. Yani çöpleri atabilirsiniz, sonra biz, bol bol mikrop yayalım. Biz şehrimizde çöp görmek istemiyoruz. Ama oğlum bakın benim şehrimizde kadar güzel bir insan var mı yani şu etrafınızda? Evet. Bakın ne kadar tertemizim. Bunları kim attı? Basın mensubu arkadaşlarım burada. Bakın su şişeleri, poşetler, evet, her türlü yiyecek içecek atıkları. Size yakışmış olabilir ama bize yakışmıyor. Vallahi bilmiyorum, size de yakışabilir. Bize yakışmıyor. Çünkü mikroplar, biliyorsunuz çöpler ne yapıyorlar? Aynı zamanda mikrop üretiyorlar. Evet. Sizler çöp atın, ben de size mikrop atayım, tamam mı? Evet. Biz inşallah bu görüntüleri hiç görmeyeceğimiz, hiç hayal dahi etmeyeceğimiz yepyeni bir döneme girmek istiyoruz, geçmek istiyoruz. Yani köyler herhalde çöp olarak kabul etmeyebiliriz. Tamam. Onlar rüzgar mı? Yok artık ya. Yemiş.
Tamam mıyız? Şurada duralım. Evet, buradayız başkanım. Tamam başkanım. Arkadaşlar